Şöyle zannediyoruz. Gidiyoruz, suya giriyoruz. Suyun etkisi nedir? Bir, işte sıcak, gevşetiyor bizi. İki, içinde tuzlar var. Oh, cildimize de güzel geliyor. Üstünde böyle dediğiniz gibi pamuk gibi pembe pembe çıkıyorsunuz. Bir üçüncüsü de suyun içinde olduğumuz için tabii daha hareketler hafifiz, daha rahat hareket ediyoruz. Yani aslında hareket etmek daha zor ama yere verdiğimiz ağırlık şey olduğu için bütün eklemlerimiz rahat ediyor. Bir gevşiyoruz, rahatlıyoruz. Ama şimdi doktor hanımın söylediğine göre hormonlar da değişiyor. Yani vücudumuzun iç işleyişi değişiyor bu sularda. Bu nasıl bir değişim oluyor? Şimdi aynen böyle oluyor. Ve o yüzdendir ki sorduğunuz soruya bir hemen ekleme de yapayım. Kaplıca tedavi eğer tedavi için verilecekse bu bir reçete gibi verilir. Yani hangi suda, kaç dakika, hangi sıcaklıkta, ne kadar süre ile bunların dozu ve süresinin belli olması gerekiyor. Ama bu suların vücutta reaksiyonel olarak bir değişiklik yaptığı bilimsel olarak da kanıtlanmış. Aslında bedenimiz bizim kendimizi iyileştirmeye için bütün öğelere sahip. Yani kendi doktorumuz bedenimizin içerisinde. Çünkü biz biliyoruz ki her gün milyonlarca bizim bedenimiz kendi kanser hücresi üretiyor. Fakat bir yandan da kendi kendimize onu alt ediyoruz. Aynı şekilde çeşitli mikroplarla sürekli temas halindeyiz. Ama bunun üstünden gelebiliyoruz. İşte bazen bu eşik değerler ortadan kalkıyor, vücudun direnci kırılabiliyor. İşte kaplıca tedavilerinde bağışıklık sisteminin yeniden kazanılması ve özellikle de endorfin denilen ağrı giderici bir takım iç hormonlarımız var. İç morfin bu. Ve bunların yeniden salgılanmaya başlanmasıyla birlikte bu ağrı mekanizmaları üstüne de bir etki oluyor. Yani bir su içerisinde böbreğimiz, karaciğerimiz, kalbimiz bunların hepsinin çalışmasına ciddi etkiler var. Beyinden salgılanan hormonlara da etkilerimiz var. O zaman demek ki bunu da bir ilaç alır gibi reçeteyle yapmak lazım.